Merhaba sevgili balıklar. Selamlar sevgili balıklar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bilinçokur Astroloji Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Bilinçokur Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Aralık ayı yorumlarıyla siz balıklarla birlikteyiz. Evet, Aralık ayı gökyüzünde balık burcu için çok ilginç döngüler var sevgili Demet. Ne diyorsun? Evet, Aralık başında 3 Aralık'ta 10 derece yay burcunda yeni ay doğacak sevgili balıklar. Balıkların kariyer evinde doğuyor bu yeni ay. İşle ilgili yenilikler, yeni başlangıçlar, yeni girişimler olabilir. Bir terfi olabilir, atama olabilir. İstedikleri bir işe kavuşma olabilir. Yeni kararlar olabilir. Uranüs'ün de üçgen açısını olduğunu düşünürsek sürpriz gelişmeler olabileceğini ve parayla ilgili güzel gelişmeler olabileceğini de söyleyebiliriz. Tabii. Hem kariyerle ilgili aslında biliyor musunuz, son birkaç yılın en iyi yeni ayına giriyorsunuz. Evet. Aralık ayının 3'ünde oluşacak olan yeni ay terfi etmek, işte kariyerde yükselmek, eğer işiniz yoksa rahatlıkla iş bulmak ve kariyerde sosyal hayatınızda birlikte yükselmek anlamına geliyor. Çünkü Uranüs trine ani ve beklenmedik. Merkür Akrep Burcu'nda Başak Burcu'ndaki Mars'a destek yaptığına göre eşinizin çevresinden doğurabiliyor, birlikte çalıştığınız bir insan doğurabiliyor, sevgilinizin çevresinden doğurabiliyor, eski bir dostunuzun yardımıyla da olabiliyor. İş ve kariyer hayatında ekstradan bir yükseliş, övülme gibi bir olayla karşılaşıyoruz. 5 Aralık'tan sonra Merkür Yay Burcu'nda kariyeri destekleyen ikinci etki. İletişim artıyor artık kariyerle ilgili konularda. Mars Terazi Burcu'na geçecek 7 Aralık'ta. Balıklar için para konularında uzunca bir süre aslında ortaklı gelirlerde, yatırımlarda, kredi ödemeler alacak, verecek, borç gibi konularda balıkları etkileyecek 27 Temmuz 2014'e kadar Mars terazide. Evet, bu maddi ve ekonomik olarak bazı konularda gerçekten onu zorlayabilecek. Sevgili Balık Burcu izleyicisi, aylık yorumlar kadar yıllık yorumlarda da 2014 yıllık yorumlarına dikkatli bir şekilde izlersen Mars'ın terazi burcunda 1 Mart ile 20 Mayıs arasında dengesiz hareketlerinin seni ne şekilde etkileyeceğiyle ilgili çok fazla detay çalıştık. Şey var yani, bir de bu biraz detay gerektiren kavramlarda dikkatsizliğe sebebiyet verecek bir döngü. Evet. Çok dikkatli olursa, detay veren kavramlarda çok daha gerçekçi olursa, eğitimde, seyahatte, medyada, yayıncılıkta, hukukta ve felsefi konularla ilgili olgularda iş ve kariyerde yükselir. Mesela medya, yayıncılık, turizm ve eğitimle ilgili balıklar bu ay itibariyle kariyerlerinde yükselebilirler. Evet. 13 Aralık, 10 Aralık döngüsüne ne diyorsun? 13 Aralık gerçekten balıklar için güzel bir gün. Jüpiter-Satürn arasında oluşacak üçgen açı balıkları da su grubu oldukları için çok destekliyor. Özellikle ikinci dekan doğumlu balıklar için yeni girişimler, aşk ilişkileri, yaratıcılıkla ilgili konular, çocuklarla ilgili konularda uzun vadeli şanslar verebilir. Yeni girişimler için destekleyici bir pozisyon. Ve 4 gün devam ediyor bu pozisyon baskın bir şekilde. Bu dönemde yeni bir tanışma olursa uzun vadeli istikrarlı olacaktır. Sabırlı ve azimli işler karşımıza çıkacaktır. Şans ve başarı yanımızda olacaktır. Bazı balıklar için bu dönem evleneceği insanla karşılaşmayı da temsil edebiliyor. Satürn Jüpiter arasındaki etki aşkı da temsil ediyor çünkü. Evet. Doğru değil mi Demet? Evet. 17 Aralık'ta İkizler Burcu'nda Dolunay aile. Aile yaşamı, ev yaşamı, bunların çok fazlasıyla gündeme geleceği bir dönemi temsil etmiş. Aile ve ev yaşamı ile ilgili güzel haberler gelebilir. Bazılarınız ev değiştirebilir, bazılarınız ev satın alabilir uygun fiyatlı bir krediyle. Çünkü orada Merkür'ün de açısı var. 21 Aralık Venüs retro harekete geçiyor. Bu önemli ama bu balık burcunu aslında çok da olumsuz etkilemiyor. Evet, çok fazla birebir etki yapmıyor çünkü balık burcuna. 21 Aralık'ta hem Güneş Oğlağa geçecek hem Venüs retro hareketine başlayacak. Arkadaşlıklar, sosyal ilişkiler, grup çalışmaları, iş projeleriyle ilgili veya gelecekle ilgili yaptıkları planlarda zaman zaman geri dönüşler olabilir. Bazı sosyal hayatlarında, ilişkilerinde bazı sorunlar çıkabilir. Venüs'ün retro olduğu süre içerisinde 31 Ocak 2014'e kadar Venüs retro'da olacak. Bayanlarla olan ilişkilere. Bayanlarla ilgili sorunlar olabiliyor. Burada tek bir şeye dikkat etmeleri gerekiyor. İşte bedensel bakımları, diyetleri, estetik operasyonlara
çok fazla girmemeleri gerekiyor. İşte maniküldür, pediküldür, saç bakımıdır, kadınsı kovdurlardan çok fazlasıyla ön plana çıktığında zarar vereceği bir dönem. Daha dikkatli olun, güvenilir kişilerle çalışın, hijyene çok önem verin. Bu dönem bizim için önemlidir. 25 Aralık'ta Mars karşıtı Uranüs maddi ve paraya ihtiyacınız olacağı, harcamaların çok olabileceği ve küçük kazaların olabileceği, kazalara da sebebiyet verebilir. Küçük sakarlıklara dikkat. 29 Aralık Merkür kare Uranüs fikir tartışmaları, çatışmalar ve yılbaşı 30-31 Aralık 1 Ocağı kadar, hatta 4 Ocağı kadar devam edecek olan ağır bir dönem var burada. Gene balık burcunu hafif etkilese bile, mesela 31 Aralık'ta parasal konular gene gündemde. Evet, bir kayıp yani olabilir. Yılbaşı gecesi bir hırsızlık olabilir. Cüzdanına dikkat et, evine dikkat et, bazı kayıpların olabilir. Daha kavramlara gerçekçi bak, sığ bakma ve dikkatli davranmaya çalış. Bunu da çok baskın olarak görmekteyiz. Bu da yine bir cilt, bir o enfeksiyon gibi bir kırıkçık gibi bir şey de olabilir. Bir kaza. İşte alkollü bir şekilde ani düşme olabiliyor. Çünkü bu tip gezegen açılarında ben kendi danışanlarımla çok karşılaştım. Evet. Mesela diyelim beyefendi ile hanımefendi gece yılbaşında bir yere gidiyorlar. Alkollü değiller ama alkollü biri gelip onlara çarpıyor. Evet. Veya işte beyefendinin ayağı burkuyor. Yok hanımefendinin ayakkabı, topuklu ayakkabının topuğu kırılıyor, düşüyor gibi olaylara sebebiyet veriyor. Yıl sonuna dikkat ediyoruz sevgili Barık. Benden bu kadar. Evet, biz aslında tüm burç grupları için yılbaşını sakin geçirmelerini ve riskli ortamlarda, kalabalık ortamlarda çok fazla bulunmamalarını tavsiye ediyoruz. Eğlence mekanları bizi zorlayabilir. Zorlayabilir. Eğlence mekanları, herkese evde oturun diyoruz. Bir de kızabilirler ama eğer eğlenmeye gidecekseniz de daha temkinli, dikkatli olun. En azından gece alkol aldıktan sonra aracınızı kullanmayın. Taksiler ne güne duruyor? İlk önce sağlığınız, aileniz ve kendi güvenliğiniz. Saygılarımızla. Hoşça kalın.